Efendim, Litvanya'daki NATO zirvesinin ardından Finlandiya'ya geçen Amerikan Başkanı Biden, Finli mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında Rusya lideri Putin'in savaşı çoktan kaybettiğini söyledi. Biden, Wagner lideri için de yediklerine dikkat etsin diyerek zehirlenme ihtimalini gündeme getirdi. Putin savaşı çoktan kaybetti. Putin'in gerçek bir sorunu var. Buradan nasıl hareket edecek, ne yapacak ve bu nedenle hangi aracın kullanılacağı, savaşı yarın bitirebileceği fikri sadece şunu diyebilir: ben yokum. Ancak nihai olarak hangi anlaşmaya varılacağı Putin'e ve ne yapmaya karar verdiğine bağlıdır. Ancak Ukrayna'daki savaşı kazanma olasılığı yoktur. O savaşı çoktan kaybetti. NATO'ya yeni katılan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret eden Amerikan Başkanı Biden, Fin Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında bu sözleri sarf etti. Rus paramiliter grup Wagner'in kurucusu ve patronu Yevgeni Prigojin'e tavsiyede de bulunan Başkan Biden, olası bir zehirlenme hadisesine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bence Prigojin'e ne olacağı, onun ne yapacağını yalnızca Tanrı bilir. Nerede olduğundan emin bile değilim. Nasıl bir ilişkisi olduğundan bile emin değiliz. Ben olsam ne yediğime dikkat ederim. Menüme göz kulak olurdum. Ama şaka bir yana, kim bilir. Rusya'nın nükleer silah söylemlerinin yeniden gündeme gelmesine değinen Biden, Putin'in nükleer silah kullanma ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Putin'in nükleer silah kullanmasına dair gerçek bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Tabii asla bilemezsiniz. Sadece Batı değil, Çin ve dünyanın geri kalanı oraya gitme, oraya gitme diyor.